Beyim! Abbas beyim! Ulan nasıl taklaya geldik böyle ya? Abbas beyim! Beyim! Hayda! Lan nereye gitti bu adam? Serhat derdest mi etti yoksa? Of. Furkan abi, ben de seni arıyordum. Bana bak lan. Abbas Bey'i gördün mü? Abbas Bey gitti. Nereye gitti oğlum? Adam akıllı konuşsana lan. Orasını bilmem. Giderken söyle Furkan'a. Bundan sonrası onda ve abisi Cemil'de. Cemil'i hemen arasın dedi. Abim mi? Alo. Abi. Dem çekerken eli açtık. Mutfağın suyu da sıcak. Şurada bir yıkasam. Geç. Abbas Bey selam gönder. Konuşursa canını alacakmış. Sağ olasın. Ah Abbas, ah! Ya nasıl kaçırırsın Niyazi elinden? Ya oğlum, adam karakolda. Şimdi Serhat'ın annesinin başına gelenleri anlatırsa ne olur? Ha? Serhat beni silip atar, seni de öldürür. Kurtuluş için başka çaremiz yok. Elini çabuk tut. Niyazi'nin soluğunu kes Tezel'den. Abi, şimdi ben sana böyle buraya gel dedim ama... yani ben otele gelsem sıkıntı olurdu biliyor musun? Anlarlardı yani bir durum olduğunu kes. Abbas Bey kaçmış. Duydun değil mi olanları? Haberim var. Aradı beni. Ne diyor peki? Abbas Bey gelene kadar kontrol bende. Sen de şu Niyazi'nin biletini kes bir an önce. Abi. Bak yanlış anlama da adam karakolda karakolda. Tepesinde 10 tane polis bekliyor. Ben nasıl indireceğim adamı ya? Sıkma benim. Hı? Dediğimi yap. Öldüremiyorsan da sustur. Tamam, bulacağız bir yolunu. Zaten ben çaycıyı yolladım onun yanına. Yani çoktan haber gitmiştir onu yani. Sen merak etme. Haber var mı? Karakoldaki adamımız aradı. Ne diyor? Çabuk söyle! Niyazi Çavuş her şeyi ötmüş. Nezarete götürüyorlarmış. Hani lan bizim çaycı Niyazi'nin yanına gitmişti? He? Hani lan ötmeyecekti bu herif? Gitti abi bak, yemin ediyorum sana gitti. Demek ki Niyazi korkudan her şeyi dökülmüş. Şimdi Abbas Bey'i tutuklarlar mı? Hani bu Niyazi öttü ya. Oğlum bak. Hala ya. Oğlum. O herif ötmeyecek. Bitti. Zaten içerideki adam bana her şeyi haber verecek.
Sıkıntı yok yani. Ömer abi, var mı bir gelişme? Yok Serhat'cığım, Abbas'a bir türlü ulaşamıyoruz. Memur Bey, bir gelişme var mı Abbas Demirkan hakkında? Abbas Bey iş için Kayseri'ye gitmiş, şu anda orada veriyor ifadesini. Bir şey değil mi? Kesin bir şey var bunun kafasında. Bir an önce engellememiz lazım. Tamam Serhat'cığım, zaten bütün polisler peşindeymiş. Sen şimdi eve dön, ben herhangi bir haber alınca sana haber ederim. Abi ben eve nasıl gideyim? Kafasında bir şey var bu adamın diyorum. O kadar yolu boşuna gitmez bu. Tamam da Serhat'cığım, bak burada durursan zaten bir haber alamayacaksın. Hem evdekiler seni çok merak etmişlerdir. Bu adamın buraya geldiğini görmedim, ben hiçbir yere gitmiyorum. Serhat'cığım lütfen, bak inat etme. Haklıyken haksız duruma düşmeyelim. Şimdi sakin olma zamanı, fevri davranma zamanı değil. İyi tamam. Tamam ama bak, en ufak bir gelişmede haberini bekliyorum senden. Bu kez kurtulmasına izin vermeyeceğim. Sen hiç tasalanma. Adalet önünde sonunda tecelli edecektir. Hoş geldiniz. Şöyle buyurun. Selamun aleyküm. Oo, aleyküm selam Cemil abi. Abbas Bey sana mesai yazdı. Nasıl isterse. Emri olur. Şimdi tam senin dişine göre bir ceylan var. Abbas Bey senden onu kafeslemeni istiyor. Ne demek abi? Kimmiş bu ceylan? Şu. Çok çıtırmış. Abi! Abi yapma! Sana halleder misin diye sormayacağım. Çünkü halletmezsen bu sefer gözünün ortasına saplarım. O gördüğünde son fotoğraf olur. Ne yapmamışsın ya Abbas Bey? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.